Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli konfrans iştirakçıları. Yeni bir konfransla yenə sizlərlə bərabərik. Bugünkü konfransımızın mövzusu Asiya Hun Devləti, kültürü, sənəti və Çin etkisi. Konfransımızın qonağı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Genel Tarih Bölümü Gülruh Şahmuradov hocamızdır. Buyurun Gülruh hocam, söz size verin. Buyurun. Merhabalar, hoş geldiniz. Sevgili hocalarımız, arkadaşlarım ve sevgili katılımcılar, bir kez daha hoş geldiniz. Direkt Evet, hocam. benim konum Teşekkür ederim. uzmanlık bu yüksek lisansım da Asya Hun Devleti'nin devrinde arkeolojik bulgulara göre giyim kuşam ve askeri giyim kuşam çalışıyorum. Bugün sizlere de onların kısaca işte Çin'e etkisi ve bir umumi olarak anlatmayı düşünüyorum. İnşallah zevk geçer zamanımız. Asya Hun Devleti milattan önce 309 yılında kurulmuş diyerek Çin kayıtlarına, bu kalabalık Çin kayıtlarına aslında hani Çin kayıtlarına yansımıştır. Ve biliyorsunuz ki herkesin Asya Hun Devleti denince, Asya Hun tarihi denince zaten aklımıza direkt Mete Han ile Teoman Han'ın arasındaki o mitolojiye yakın, tarihe uzun mu, tarihe uzak mı desek veya tarih üstü mitoloji mi desek o hikayesiyle her zaman aklımıza gelir. Teoman Han'ın da kayıtları aslında mevcuttur Çin kayıtlarında. Fakat kalabalık Çin kayıtlarının arasında bir mitoloji var. Bize ait olan, yani Hunlara ait olan. Bu mitolojide Shun Wei diye bir Hakan var. Yani Hun Hakanı. Fakat bu Hakan'la Teoman Han'ın arasında 1200-1500 yıl arasında o kadar bir uzun bir dönem var. Bu Hakan hakkında bir mitoloji hakkında sadece bir yerde karşımıza çıkmaktadır. Bir yerde olması veya bu Hakan'ın olumsuz tanıtılması Çinliler tarafından aslında tarihimize birçok da bir şey ifade etmez diye düşünüyorum. Çünkü şöyle, çok acımasız bir Hakan'mış. Kendisi sonra onu Tanrı cezalandırmış. Kuzeyde otlaklara işte bozkıra kovmuş. Oralarda da hayvanlar güderek işte bildiğimiz Hunlar ortaya çıkmış. Bu ne kadar olumsuz tanıtılsa da Çin tarihçilerinin şu haykırışı vardır ya, biz çok eski medeniyetiz, biz çok eski halkız diye. Aslında bu haykırışın içinde mitolojik dönem dediğimiz dönemde de bizlerle ilişkileri olması bizim için daha kıymetlidir diye düşünüyorum. Ne kadar olumsuz bir satır olsa da. Teoman Han'a şöyle, biz Hunların sürekli 2000 yıllardan önceki kaynaklara bakıldığımızda, hani klasik kaynaklara bakıldığında, devamlı Hunların acımasız hareket ettiği yönde, biliyoruz ki konar göçer bir topluluk, hareket ettiği yönde devamlı bir yakıp yıkan, döken birileri olarak gözüküyor. Fakat 2000'den sonraki çalışmalar aslında onların gizemli ve ince bir sanat ruhu olduğunu, geniş bir rengarenk kültürü olduğunu da göstermektedir. Biz diğer slaytlara da geçebiliriz. Ha, bu arada bu Asya Hun Devleti'nin henüz gelişmeye başladığı dönemdir. Mete Han'ın fethi döneminde bir harita yapılmış bir haritadır. Haritanı da tanıtayım. Burada da işte siyasi tarihi hakkında konuşmamız gerekirse Hunların biliyoruz ki bir sürü savaşlarla geçmiş, sürekli olan savaşlarında. Şimdi biliyoruz ki Teoman Han'ın güzeller güzeli bir genç eşinden bir oğlu daha var ve Mete Han var. Bu genelde bu hikaye çoğu zaman Oğuz Han'la kıyaslanır. Ama şöyle bir tarihi
Biz genelde Mete Han aslında biraz mitolojik kişi olarak karşımıza çıkıyor. Ama ben böyle olmasına katılmak istemiyorum. Gerçekten de önemli bir tarihi bir kişiliktir. Çok önemli bir siyasetçi, atlı birliklerin kurucusu ve dahi iyi bir komutandır. Şimdi babası onu işte Yüeçlere esir olarak gönderiyor. Bu arada o dönemler birisine yani sizden olan birisini esir göndermek hani o zamanlarda işte bir barış antlaşması gibi bir sembolize etmiş. Bu yüzden de büyük oğlunu tahta çıkarmamak umuduyla aslında Yüeçlere esir göndermiştir. Fakat Nikita Kradin'in de dediği gibi Mete Han muhtemelen orada bir şeyler öğrendi ve geri gelmiş oldu. Kaçarak mı geri geldi? Artık nasıl kurtuldu? Bu tabii ki bir gizem dolu bir şey olarak kalmıştı ama o kurtularak gelmişti. Ve bunun sayesinde de Lev Gumilev'a göre halkın baskısından korkarak ona 10 bin atlı vermiştir Teoman Han ya da bir mükafat olarak hani o esirlikten kendini kurtardı ya bir mükafat olarak verilmiştir diye bir iddialar vardır ortada. Her ne kadar olsa da 10 bin bir birliği vardı. Ve şöyle aslında kendinin girdiği o siyasi rekabetin de farkındaydı. Lev Gumilev'in, Otto Franke'nin ve diğer Rus ve Batılı araştırmacılara göre aslında son derece stratejist ve zeki biri olduğu düşünülüyor Mete'nin. Aslında böyle hani sadece o mitolojik bir kahraman olarak kalınmaması gerektiğini de bu çalışmalarında belirtmişlerdi. Fakat beni daha çok dikkatimi çeken 2005 yılında bir Japon araştırmacısı olan Hyunjin Kim, The Huns eserinde Mete Han'ı şu şekilde tanımlamıştır. Öncelikle üç ana karakterde almıştır. Büyük İskender'le kıyaslamıştır. Çünkü her ikisi de babalarını öldürerek tahta yürümüşlerdi. Tahta kaldıklarında da diğer ona itaat etmeyenleri yok etmişlerdi. Ve öyle tahtta kalmışlardı. Ve fetih alanları da bir o kadar genişti. Ancak bir fark vardı diyor arasında. Büyük İskender öldüğünde hatırlarsanız yaşadığı köşk bile ertesi gün yağmalanmıştı. Fakat Mete Han öldüğünde ertesi gün, ertesi yıl neredeyse 200 yıl bir Asya Hun devleti ayakta kalmıştı. İşte bu da onun farkıydı diye anlatmıştır. Ben onun tarihi bir kişilik olduğundan yanayım her zaman. Ve bugünkü hatta bazı tarihçilere göre de yani bu başka bir tarihçilerden ziyade kastım. Yani hani Batılı olsun, Rus olsun. Bugünkü Kara Ordu'nun da aslında temelini atan Mete Han'dır diye belirtmişlerdir. Uzun dönem tahta kalıyor. Bu dönemde biliyorsunuz çok ünlü bir hikayesi vardır. Tunhuların yani doğuda konar göçer, kendileri gibi konar göçer bir kabile. Daha henüz genç bir Hakan olduğu dönemde oraya önce bir at istemiştir Mete Han'dan daha sonra bir at en sonunda da bir otlak sulaksız bir yeri istemiştir bir toprak istemiştir. Aslında Teoman Han'ı belki de Teoman Mete Han'ı pardon Mete Han'ı aslında tam bir iyi bir asker yapan ve sanırım Hun tarihine de asıl dönüm noktası orası olacaktır diye düşünüyorum. Kaynaklardan yararlandığım, okuduğum kadarıyla. Çünkü eğer o olmasaydı belki kalır mıydı? Bu kadar fethiyeden toprakları genişler miydi? Bu tabii ki soru işareti. Aslında gerçekten de Gumilev'in de dediği gibi aslında tam bir pasyonaristti ama Teoman bunun farkında değildi demiştir. Ve kendi gibi pasyonarist yani davacı olan bir sürü etrafında olanları da biriktirmeyi başarmıştı demiştir. Lidya Saharovskaya ise bu
Bu Tunhulardan sonra savaşı bitirdikten sonra Yüeçlerin de hatırlarsanız Yüeçlerle de savaşıp tüm o birlikleri biriktirdikten sonra da artık Çin'e savaş açmıştı. Hatırlarsak Çin'e de muazzam bir hani büyüklükte bir savaş açmıştı. Meşhur o Turan taktiğini kullanmıştı ve gitgide o 10 bin birliği 300 bin olmuştu ve daha da bir de çoğalmıştı. Bu birliği Buryatya Üniversitesi antropolog doktor Lidya Saharuska'ya şöyle diyor. Aslında dönemine göre acaba Sovyetler Birliği miydi demiş. Çünkü şöyle kendine benzeyenler ve inançları, kültürleri de bir başka olanları birdenbire toplamıştı. Ve döneminin süper gücü olan hani günümüz deyimiyle bir süper gücü olan Çin'e de aslında savaş açmıştı ve nihayetinde de Çinlerin Merkür'ün en soğuk yerine astrolojisinde Merkür'ün en soğuk yerine kovulan hani göçebeler diye küçümsedikleri Hunlarla hem akrabalık hem diplomatik hem de ticari ilişkiler kuracaktı. Bu yüzden ve Çin'e aslında Çin'in de savaşında şöyle Şişi'nin kaynaklarında işte onun nasıl atlılarla geldiğini ve onları dörde bölerek işte kuzguni renklerin kuzeyde yer aldığını işte doğuda farklı renkte atların benekli atların yer aldığını da anlatırken aslında burada onun son derece organizatör ve kontrolcü olduğunu da aktarmaktadır diye düşünüyorum bu satırlar. Tabii kendisinin vefatından sonra oğlu tahta geçiyor. Uzun zaman tahta kalıyor. 34 yıl. O dönemde de işte savaştan sonra aslında Çin'e bakın. Çin'in savaşını aslında kazanıyor. Çin'de de oturabilirdi aslında. Ama öyle bir şey kullandı ki yani ben her an sizin hani sizi bozguna uğratabilirim gibi her an kontrolünde tutmayı başardı. Bu bence bir psikolojik baskındı diye düşünüyorum ki onun herhalde onun şeyine göre zekasına göre Betahan'ın zekasına göre öyleydi. Tabii vefatından önce tabii ki Çin'i vergiye bağlamıştı. Bu vergi de ipeklerdi hatırlarsanız. Ama tabii ipekten başka bir sürü şeyler var aslında. Ama Çinlilerin yazılarına göre o vergiyi ipekle kamufle etmişlerdi. Kim o kadar dar işte 1.000 topa yakın metrelerce ipek hediye edecek ki? Bir kez hediye edersiniz, iki kez. Bu açık açık. Araştırmacıların da dediğine göre açık açık vergiydi. Şimdi görsellerden konuşmam gerekirse şu solda gördüğünüz Buratya Devleti'nde yakınlarına yok Çukoy Nehri'ne yakın yani Moğolistan'da bir nehre yakın bir yerde bulunmuştur. Antonina Davydova ve Sergey Minyaev'in muazzam bir katalog Hunların bronz sanatı hakkında çalışmasında yer almıştır kendisi. Şimdi biz onların diplomatik ilişkisini eğer konuşmamız gerekiyorsa devamlı onların aslında yazı yazmadığından, bir şey yazı kültürünün olmadığından bahsederiz. Evet yazılı bir kaynak kalmamıştır bize Hunlardan. Onlar hakkında da aslında Çin yazmalarından öğreniyoruz. Bu doğru. Fakat bu mühür inanılmaz bir hani Hun tarihine bir başka bir görsel eklemiş oldu hem sanat açısından hem sanırım siyasi açıdan. Bu 1970 yıllarında keşfediliyor. Davydova şöyle anlatıyor. Keşfinden sonra uzun bir süre tartışılmıştır. Tartışması şöyle bir kere bronzdan tamam Çin'e de bronz vermişler. Ama hani Çin mührünün olduğu düşünülmüş. Uzun zaman tartışmalardan sonra bu bir Hun mührü olduğu düşünülmüştür. Hun mührü olduğu daha çok ispatlanmıştır. Fakat yazıda da hatırlarsak Metehan'ın İmparatoriçe'ye yazdığı bir nazik mektup vardı hatırlarsak. Mektupta da Davydova'nın ve Minyaev'in neticelerine göre de şöyle. Bu mühür yazılarda elbette bir de hani tıpkı devlet mührü gibi kullanılmıştır. Fakat yazı yazanlar Çin esir olan Çinli memurlar olabilir diye bir neticelendirmişlerdir. Bizim bu sağdaki
sağdaki görselimiz ise bir kesici alet. Şu en alttakiler ise okun diğer ucuna takılanlar ve bir diğer uçları bronz ve demirden yapılmıştır. Bu arada oklardan bahsetmem gerekirse Metehan geldiğinden sonra esir düşüp yani bu şeye geldiğinden sonra Hunların arasına tekrar geldiğinden sonra bir ok yapmıştır. Hatırlarsak vızıldayan oklar ya da işte ıslık çalan oklar. Bu oklar demirden veya bronzdan yapılmış olsun ama onların en bu kısmına onun kemiklerden böyle askıntılı bir şeyler yaparak onun okun ucuna takmıştır. Ne zaman ki onu fırlattığınızda ve esen rüzgarla beraber böyle nahoş bir ses çıkararak düşmanın adaptasyonunu bozmak için kullanılmış. Bu da bir muhteşem strateji aslında. Hun tarihine yine de değinmek gerekirse, siyasi tarihine değinmek gerekirse eğer, tabii Metehan'ın kendisinden sonra işte oğlu geliyor, o da 34 yıl kalıyor, refah içinde yaşanıyor. Daha sonra işte onun oğlu Yiçi geliyor, onun döneminde de iyi bir refah içinde yaşanıldığı fakat çatışmaların olduğu yine de Çin'le aralarında sürekli çatışmaların ve diğer boylarla aralarındaki iç çatışmaları da gösteriyor. Fakat buna rağmen yine de Çin'de işte farklı bölgelere Hunlar hükümranlık etmişlerdir. Tüm bu hani gel git çatışmalara rağmen. Bu süreçte Kiyok'un oğlu Yiçi öldükten sonra da bu dönemde de militan kişiliğiyle ve Hunları yok etmek isteyen kişiliğiyle bir Çin kralı tahta çıkıyor. Wudi adında. Onun daha çok işte militan kişiliğiyle bilinir kendisi. Hani mutlak bu vergi sistemini işte İpek'le sürekli vergi ödüyorlar ya başka bir malzemelerle de ürünlerle de ödüyorlar. Ondan sonra işte akrabalık ilişkileri var. Yani devamlı Çinli kızlarla evleniyor Hakanlarımız. Tabii ki bunları da yok etmek için geliyor. Ve tüm bunlarla uğraşırken aslında birkaç kez Hunlarla savaşa giriyor ama başarısız oluyor. Başarısız olunca da hani bir kezinde bir başarılı olur gibi. Daha sonra şöyle kendine müttefik arayışına giriyor. Kendine müttefik arayışına girmişken Hunlar gibi savaşabilen bu arada hani tüm bu gelgitler olurken de çok özür dilerim böyle şey yaptım onlar olurken de aslında Çinli kumandanlar da bir Hun askeri gibi yetişmeye başlıyorlar ve bu yetişmelerde de Hunlar gibi de iyi bir komanda edebilen kişilikler ortaya çıkıyor. İsimlerini not etmemiştim, unuttum. Onun dışında da müttefik arayışına girmişti demiştim. Bu müttefik arayışına ve İpek yolunun biliyorsunuz muazzam bir aracıdır İpek yolu. Hun tarihi ve Çin tarihi ve döneminin diğer medeniyetler için önemli bir yerdedir İpek yolu. Fakat bu İpek yolunun da bazı yerleri Hunların kontrolü altındadır. Tüm bunları da elde etmek için oraya bir hani ajanlar göndermeye, daha doğrusu bir sürü hani araştırmak için kişiler göndermektedir. Onların en önemlisi desi Zan Kiyan adında milattan önce 138 yılında göndermiştir. Bu dönemde de onu ve müttefik arayışındaydı ya hani onlardan da işte haber yollaması için o devreye girmişti. O da görevinde başarısız olmuştur. Fakat yazıları günümüze kadar gelecektir. O ayrı mesele tabii. Hunları aslında Wudi de neredeyse 30 yıl kalıyor tahtta. Ama onun 10 yılını da Hunlarla uğraşıyor. Daha sonra da işte müttefiklerini de biriktiriyor. İşte kendisi gibi konar göçer, yarı konar göçer, tam yerleşik hayatlardan hani bir birlik vardı hatırlarsanız. Onları Metehan döneminde birleştirmişti. İşte Vusunlar, Yüveçler, Soglar, Tunhular gibi boylarla da beraber
Çinliler aslında, Wudi aslında birlik sağlamıştı ve onlarla ancak Hunları bozguna uğratıp Hunların dağılmasına sebep olmuştu. Bu da mutlak Çin'in zaferi diyemeyiz. Yine de Hunların zaferidir çünkü o kadar kendine benzeyen komandolar yetiştirmişti ve bir sürü de müttefik biriktirerek neredeyse 10 yılını alarak öyle dağıtmaya sebep olmuştur. Fakat dağılınca durdu mu? Hayır. Milattan sonra 355 yılında işte Tuna Nehri boylarına uzandılar. Daha doğrusu Baktriya bölgesi dediğimiz Afganistan ve Hindistan'a da Akhunlar uzandı ve devam etmiştir. Şimdi siyasi tarihini kısaca bahsettim de ben aslında şimdi onların kültürel hayatını ve sanatını daha çok konuşmak istiyorum. Bu gördüğünüz şu soldaki işte kazı dönemi 1946 yılları. Bu da işte bir rekonstrüksiyon aslında nasıl cesedi yerleştirdikleri. Bakın şurada mesela şeyler var. İşte bir ürün saklamak için, bir malzeme saklamak için şuralarda da bir şeyler var. Bu da öteki dünya anlayışının olduğunu gösteriyor Hunların. Aslında Hunların mimarisinden biraz kısaca bahsetmemiz gerekirse, Hunların aslında sürekli çadırda yaşadığını bir klasik bir düşünce olmuştur. Ama Çinli bir tarihçi biliyorsunuz, Şiji'nin kaynaklarına göre de işte Shanyu'nun etrafında surlarla çevrili bir şehirden bahsetmiştir. Bir yerde daha sonrasında da 1970'lerde keşfedilen Buryatiya Devleti, yani Rusya'ya bağlı Özerk Buryatiya Devleti'nde Yolga diye bir şehir çıktı. Biliyorsunuz 3000 ile 4000 nüfusu arası bir büyük bir şehir. Lidya Saharovskaya diyor ki oraya, hatta Daşibalov'la beraber çalışmasında şöyle diyor: aslında o kadar güzel bir yer ki, o kadar birlik ve medeniyet getirmişler ki, hatta orada en basiti mezar geleneği bile yokmuş. Ölülerini yakıyorlarmış. Hunlar daha gelmeden. Hunlar geldikten sonra orası kocaman bir yere dönüşerek iyi bir mimarisi olan bir yerdir. Yine de Eberhard'a göre Çin'in, özellikle Çin'in şimal komşuları çalışmalarında ve diğer çalışmalarında aslında hani böyle balçıktan ev yaptıklarını, daha sonra da üzerini de çeşitli ağaçlarla örttüğünü, evlerinin olduğunu bahsediyor. Hatta evler aslında coğrafik olarak ikiye ayrılır. Hani bugünkü olduğu gibi yazlık, kışlık olarak. Çünkü sulak yerlerde yaşamak zorundasınız, hem kendiniz için hem hayvanlar için. Böyle görseli değiştirebiliriz. Biz demin askeri tarihinden konuştuk, biraz da siyasi tarihinden de konuştuk. Bu arada askeri giyim kuşamını çalışırken şöyle müthiş bir etkisi var Çin'e. Hun giyim tarzının ve başka bir sanatının, en önemlisi de bronz sanatının ve bronzun aslında Çin'e acayip bir etkisi vardır. Şöyle mesela bugünkü hani o bildiğimiz meşhur Çin porseleni vardır ya, işte o bronzun pahalı olması Çin'de ve bronzun az olması sayesinde aslında o Çin porselenini de geliştirmişlerdir. Bu da büyük bir etkidir. Şu solda gördüğünüz, hani tam askerlerden bahsederken yine de Çukoy Nehri'nin boyunda da bir yerde bulunmuştur, toprak altında. Kaçıncı yılda, işte 1970'ler 60'lar arasında bronzdan yapılmıştır. Burada şöyle bakıldığında sağdan sola kapatılan bir kaftan giymiş kendisi ve saçları da uzun. Demek ki saçları uzundu Hun askerlerinin.
Diğeri işte şu sağdaki görsel ise onların hep sürekli giydikleri kalpaktır. Biraz sonra bir görsel daha göstereceğim. O görselde de Çin askerlerinin de giydiğini göreceksiniz. Şunlar birer fibula olduğu düşünülüyor. Herhalde çok kullanışlıydı. Her şey için kullanılmış. Ama bugünkü iğneler kullandığımız gibi. Şu ise çok enteresandır. Bu bulunduğu zaman biraz parça parça halinde bulunmuş. Tabii sonra toplamışlar. Bu da zaman zaman ok atmayı öğrendiklerinde gözlerine bağlıyorlarmış. Hani o tam 12'den vurmayı işte tam nişan almayı öğreniyorlar ya işte tam da onda kullanmışlar. Düşünün ne kadar başarılı bir askeri teşkilatı var. Bir askerlerin olduğu yine bir rekonstrüksiyon vardı. Onu da alabilir miyiz Anar Bey? Yolun. Bu. Şurada şu soldaki evet. Soldaki aslında Hun askeri. Bir sıradan Hun askeri. Bu arada Hunların işte bugün mesela rütbe gösteren yıldızlar olur ya. Rütbeler aslında kemerle gösterilmiştir. Çok enteresan. Şurada da şu askerler ise Çin askerleridir. Bakın hani tek bir farkı şurada bandana takmalarıdır kafalarına. Hani bugün de Çin dizilerinde vesaire baktığımızda şuralarında bir bandana vardır. Bu nereye şey yapmıştım? Milattan önce 1. yüzyılın işte henüz Mete Han'ın geldiği dönemlerde işte Çin'in kuzeyinde bir değişime uğruyor. Çünkü Çinli askerler kaç kez ok atmayı deniyorlar ve bunların başarısız olduğu gözüküyor. Hatırlarsak onların uzun entareleri var, tek parça kıyafet ve onları kullanmanız için daha kısa ve pantolon giymeniz gerekiyor. Wolfram Eberhard'a göre de işte daha önce görülmemiş olan kuzeyden binlerce pantolonun geldiği ve Wei'ye göre de şöyle demiştir. Ey göklerdeki babam, sen göklerdeki atalarım, pardon, göklerdeki atalarım. Biliyorum ki bana bakıyorsunuz. Şimdi bu kıyafetlerle benimle alay ediyorsunuzdur demiştir. Umarım tam teşekkürle aktarmışımdır. Böyle bu kuzeyden gelen işte Hunların kıyafetlerini giydiği zaman böyle de bir yakarışı vardır. Bir çalışmaya göre de şöyle Hunların biliyorsunuz onların arabaları var Çinlilerde. Onların arabalarının tekerleklerinde bol miktarda demirler kullanılmış. Demir de tabii ki yine kuzeyden gönderilecek. Demirlerin üzerinde de animal style olarak bilinen hayvan desenleri yer almıştır. Wolfram Eberhard'a göre ve birkaç çalışma araştırmacılara göre de daha önce böyle bir motifli arabaların olmadığını belirtmişlerdir kaynaklarında. Bu da bir etkidir aslında, Çin'e olan etkisidir. Daha sonra bu hani hatırlarsak Çin'de bir 3'e 4'e bölünmüştür. Hani her devletin olduğu gibi. İşte Kuzey ve Batı Çin devletlerinden kendini korumak için Hunların kıyafetlerini benimsemişti aslında. Ve birçok araştırmacıya göre bunun çok ordusunu kurtarmak için, ordusunu daha güçlendirebilmek için ve bu uzaktan savaşabilmek için. Çünkü Hun askeri uzaktan ok yayıyla savaşıyor. Yakından ise onun hançerleri vardır. Kemerlerinde bir sürü askı vardır. İşte su için, işte hançer için ve işte kalın kalın da bileklikleri vardır. Çünkü o gelen darbeyi koruması için daha çok. İşte tüm bunları da Çin'in kuzeyinde ve biraz sonra daha sonra da ilerlediği de görülmektedir kaynaklarda. İşte bu en bir ordusunun gelişmesi için Hunların kıyafetini, Hunların silahlarını benimsemiştir bir dönem için. Bu da büyük bir etki olmuştur Çin'e. Fakat bir çalışmasında ise şöyle demiştir. Aslında Hunlara hoşgörülü görünmek için onları benimsemişti diye. Bence bir hoşgörülü olmak için onca şeyi kimse onca bir geleneği benimseyemezdir diye düşünüyorum. Tabii ki sonra bir sürü arkeolojik çalışmalarla da bir sürü çalışmalarla da Grothun bu iddiası
çürütülmüştür. Bir diğer görsele de alabilir miyiz Çin'in etkisinden bahsederken? Anar Bey. Biraz daha gidelim. Ha, şu, tamam, kalalım. Şimdi bu. Noyun Ula kurganında, ben kurganlardan da birazdan bahsedeceğim. Noyun Ula kurganında bir ipek kumaş bulundu. Tabii ki çok zordu. Bunu böyle biraz toparlamışlar. Bu ipek aslında Çin'den gelmiştir. Fakat motifi Hunlarındır. Çünkü uçan at, tek boynuzlu geyik, yok, tek boynuzlu keçi, işte bunların Hunlara ait olduğu, fakat şeyin ise İpeğin ise Çinlere ait olduğu düşünülmektedir. Rujenka'nın çalışmasında yer almaktadır. Bir diğer çalışmalarda da vardır. Şimdi kurganların olduğu yere gelebilir miyiz? Anar Bey. Ha, tamam. Kurganlar aslında 1896-1897 yılları arasında keşfedilmiştir. Moğolistan'ın Noyunula dediği dağların eteğinde. Yani bu arada Noyunula anlamını söyleyeyim. Noyun prens veya knez anlamında, ula ise dağlar. Yani prens dağları. Polonyalı bir antropolog tarafından görülmüş, keşfedilmiş 1896 ve 97 arasında. Fakat sonradan bir ara verilmiş, Talko Grincevic tarafından keşfedilmiştir. Daha sonrasında da hani buraya hatırlarsak o dönemlerde de Çar Petro, birinci Petro şeydeydi, döneminde Noyun Ula bölgesi Ruslaştırılmaya çalışılmıştır. Bu Ruslaştırılmaya çalışılırken de şöyle bir şey oluyor. Kurganlar daha çok yağmaya uğramaya başlıyor. Görüyor ki böyle olmuyor. Daha sonra Sankt Petersburg'dan heyet halinde gönderiliyor şeyler. Heyet halinde işte araştırmacılar gönderiliyor. Böylece Noyun Ula kurganları da çok çok ortaya çıkmaktadır. Bunun dışında Noyunula kurganları dışında da Moğolistan'da Deres, Duçukoy, ise Surjin nehirlerinin etraflarında bile mezarlık kompleksleri bulunmuştur. Yine de dediğim gibi Buryatya Devleti'nde de oralarda da bulunmuştur. Daha doğrusu tek bir yere odaklanmak yanlış olur. Bayağı bir zengin çalışması vardır. Ben şurada şunu belirtmek istiyorum. Tam böyle kültürel hayatından bahsederken Hunların adından bahsetmeyi unutmuşum. Hunların adının anlamı aslında güneş, insanoğlu, adam anlamına gelmektedir. İşte Macarca, Türkçe vesaire. İşte Bizans kaynaklarında da Huni olarak geçtiğinden bahseder. Fakat benim dikkatimi çeken bir şey vardır. 1914 yıllarında işte Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcında hatırlarsak Almanya için Amerika'da bir gazete, yani şöyle bir şey yazmıştı. O dönemin imparatorluk Almanya'sı için tıpkı Hunlar gibi vahşi ve hareket ettiği yönü yıkmışlardı diye Hunların adını Almanları karalamak için, Almanları kötülemek için kullanılmıştı. Fakat daha sonra bu yayınlanmış olan eseri yine de bir araştırmacı kullanmıştır kendi Hunlar hakkında araştırmasında. Şöyle demiştir: her ne kadar karalansa da, her ne kadar fikirlerimizde Hunlar vahşi veya bir göçebe tanımlansa da, sonradan bir sürü çıkarılmış olan arkeolojik, hani maddi kaynakları bizim fikirlerimizde gerek Batı gerek diğer okuyucularının, araştırmacılarının fikirlerinde muazzam bir devrim yaratacaktır demiştir. Gerçekten de öyle oldu. 2008 yılında Almanya ve Almanya ile Moğolistan ortaklığında bir Alman iyi Moğolistan'da bir arkeolojik bir konferans veriliyor 2007 yılında. 2008 yılında da şöyle bir şey oluyor. Acaba Asya Hunlar Avrupalı Hunların babaları mı tartışması, dedeleri mi, ataları mı tartışması ortaya çıkıyor. Bu da tabii yine Batılı araştırmacıların aralarında çıkıyor. Böyle olunca da 2008 yılında Moğolistan'da yine de
Gerda Henkel Vakfı ile beraber ve Bonn Üniversitesi ile beraber ortaklaşa bir resepsiyon oluyor ve tekrarda bir araştırmalar çıkıyor. Bu arada hem Moğol, Fransız, Finlandiyalı, Rus bir sürü de araştırmacılar makaleler yazıyorlar ve bu makaleler ve Hun arkeolojisine ait biliyor musunuz? Yüzlerce çalışmalar ve bu çalışmaların hepsini biriktirerek Moğolistan ve Alman dostluğu adına da armağan olarak bir ciltli bir kitap ortaya çıktı. Benim de sıklıkla kullandığım kaynaklardan birisidir. O dönemde de döneminin cumhurbaşkanı yani Moğolistan'ın cumhurbaşkanı da Tasaki Elbektor şöyle bir şey anons geçiyor. Madem biz bu kadar bir araya geliyoruz ki o zaman Amerika'daki George Mason Üniversitesi'nden de katılımcılar oluyor. Hatta orada Ravelli'nin kendisi de katılıyor. Önemli bir analisttir kendisi biliyorsunuz. O da katılıyor. Hatta o şöyle bir cümle kullanıyor. Bin yıllar önceki siyaset ile bugünkü modern siyaseti de kombine etmişizdir bu resepsiyonda. Yani bu aslında muazzam bir çalışmadır diye dile getirmiştir. Hatta kendisi oradaki resepsiyonda da bulunmuştur zaten. Bu resepsiyonda da 2200 20. yılıdır Avrasya'nın ilk imparatorluğu Moğolistan'da kurulduğu için 2220. yılını kutluyoruz diye o dönemde Moğolistan'ın Cumhurbaşkanı böyle ilan ediyor. Bu yüzden de ben hani dedim ya demin dünya medeniyetine bir şey katamayan ya da işte bir karalamak için kullanılan Hunların adı gerçekten de böyle şeye hani gerçekten de devrim yaratarak arkeolojik çalışmaları ortadadır. Diğer görselleri alabiliriz. Şimdi Tamam, hızlıca hocam. kısaca geçeceğim şimdi. Tamam. Geçelim. Tamam. Bu Şurada doğru mu? duralım. Şurada duralım. Evet. Biz sürekli hani Hun tarihi denince devamlı bir şeyimiz var bizim biliyorsunuz. Hani sadece Çin'le ilişkisi varmış gibi. Hayır. Çin'le ilişkisi yok. Nainula kurganlarından öyle bir parçalar çıktı ki ipek, yün, ipekle yünün karışımı veya bir başka keten karışımı. Mesela şu tamam Çin'den gelmiş bir kese birisine hediye edilmiş. Ama şu Tiplihova'ya göre antropolog Teplihova'ya göre şu Greco-Bakteriyen çalışmasıdır. Bu muhtemelen bir Hun asiline hediye gelmişti. Bir diğer şeye de görsele geçebilir miyiz? Yok. Tamam. Bu. Hunların aslında yine de bundan bahsetmemiz gerekiyorsa da şu soldaki bakın bir Türk, sağdaki Türk tipli ve erkek. Fakat şu uzun zaman tartışılan bir konu. Her ikisi de yünden yapılmış portredir. Bu arada da böyle sanatından konuşmamız gerekiyorsa biraz görsel karışmış oldu neyse. Tartışılsa da ne amaçla yapılmıştı? Kimin için yapıldığı hala daha gizemini korumakta. Fakat sırf yünden yapılmış bir muazzam portre her ikisi de. Hatta Julia Yelikina kendi çalışmasında şöyle demiştir. Her iki portre de o kadar bariz ki insan yüzünün o anda nasıl duygu yaşadığı ve hangi usta yaptıysa onun maharetini göstermektedir diye hatta kendi çalışmasında hayranlıkla belirtmiştir. Diğer şeye geçebilir miyiz görsele? Tamam, burada bir duralım. Yine de diplomatik ve geniş ilişkilerine gelmemiz gerekiyorsa şu İran çalışması olduğu düşünülüyor. O doğuya kayan bir çalışma olduğu düşünülüyor. Çünkü haşhaş çiçeği. Bunu muhtemelen bir perde olarak kullanıldığı düşünülüyor. Eğer biz onların uluslararası ilişkilerine gelmemiz gerekiyorsa. Rudenko, Julia Yelikina, Natalia Polosmak bu parçalar için şunu söylemiştir. Aslında
Biz sadece Çinlilerle ticari ve diplomatik ilişkilerinin olduğu değil, aslında çok geniş bir kapsamda uluslararası ilişkilerinin olduğu düşünülmektedir bu görsellerle beraber. Şu ise neredeyse şu mesela Mezopotamya'nı andırıyor. Şurada bir çocuk var sevgili katılımcılar. Elinde bir balık var, bir şeyin peşinden koşuyor. Böyle giyim kuşamına bakınca da Greco-Indian çalışma demiştir araştırmacılardan birisi. Demek ki o kadar uzaklardan da İpek Yolu başrolde olmak üzere gelişmiş bir uluslararası ilişkileri vardı bunların. Bir görsele geçebiliriz. Bundan sonraki. Tamam mı hocam, bu mu? Evet, ha bunlar. Bunlar ev işlerine gelmemiz gerekiyorsa bunların ne yiyip içtikleri hakkında çok azdır. Hani nasıl Mezopotamya mutfağı gibi böyle şey yazılmamıştır. Ama belli ki Çin kaynağında da geçtiği gibi bugünkü araştırmalarımıza göre baktıkları hayvanın etinden, sütünden, yününden ve kemiğinden kullanmayı çok iyi bilen halk olmuştur. Şurada ahşap solda gördüğünüz ahşaptandır. Şunun bir tencere misali olduğu düşünülüyor. Tabii parça şeklinde. Bunun da bir kupa şeklinde öyle bir şey olduğunu yazmıştır Ruzenka. Şunlar ise ne amaçla kullanıldığı, her ikisinin de ne amaçla kullanıldığı bilinmiyor. Ama her ikisi de böyle sanki et doğrama tahtası gibi üzerinde de oyuklar vardır. Şu tahtadan aynısı şurada da gözükmektedir. Fakat at kuyruğu ile dolanmış at kuyruğuyla beraber. Acaba o at kuyruğunu niçin kullandılar? Bu da çok enteresandır. Şunlar işte şuradakiler bir şeyleri vurmak için kullanmışlar. Bunlar tabii ki süs eşyaları. Öyle bir gereçler içinde kullanmıştır. Bunların hepsi ahşap ve şu yukarıdakiler bronz bronz yapımıdır. Görsel değiştirelim. Ha, şimdi de biraz da bronz sanatından konuşalım. Bronz sanatı sadece yarım saatlik bir şeyle toparlanacak bir şey değil. Muazzam bir bronz sanatı var. Keşfedilmiş bütün mezar komplekslerinden aslında bronz eserleri çıkmaktadır. Hatta hatırlarsanız Ordos Dragers, Ordos bronzu diye de tarihte resmen bir fışkırıyor sürekli. Ama onu bronz sanatını sadece Ordos'la sınırlamak mümkün değil. Bayağı da bir geniştir. Mesela şu bir kemer plağı olduğu düşünülüyor. Gördüğünüz gibi gerçekten tabii birazcık restorasyona uğramış ama gerçekten de muhteşem. Bu kompozisyonu aslında açıklamışlar biliyor musunuz? Neredeyse bir paragraf ama ben sadece şurasını ezberleyebildim. Ağaçların ardında avını bekleyen vaşak olarak bronz sanatıdır. Antonina Davidova'nın çalışmasındandır. Hatta katalog çalışmasıdır. İki dilde yayınlanmıştır. Gerçekten de muhteşem. Ve bronzu aynı zamanda başka yerlerden biliyoruz ki İpek Yolu başrolde. İşte İpek Yolu çok önemli. Bronzu aslında dağıtılması, Akdeniz'e kadar da gitmesi, işte Çin'e de gitmesi, Çin'i de etkilemesi, işte bronzun çok olması ve Hunların bronzu işlemeleri veya başka bir şey yapmak, bu bir hani annelerimiz bugün bir boş vakitleri bir aktivite yaparlar ya, bir şeyler örerler. Rudenko'ya göre işte Hunların gündelik yaşamında bir aktivite olduğunu öne sürmüştür çalışmasında. Bu da altından şu Hun kalsaydı o şeyde, pardon. Şu firuze taşıyla yapılmış. Bu son çalışmalardır bu arada. 25. kurgan biliyorsunuz. Son dönem 2005 yılında daha da bir çalışılmaya başladı. Özellikle Natalia Polosmak başında olmak üzereyle geniş bir heyetle 25. kurgandan ve 22. kurgandan çıkarmıştır. Noyunula kurgandan çıkarmıştır. Şunların Çin'den geldiği bir hediye olarak geldiği düşünülüyor. Çünkü şu güneşi temsil ediyormuş. Bu da güneşte neyi temsil eder? Hükümdarlığı. Ve şey yapmış. Şunun bir şey için böyle bir çubuk Hocam olduğu siz düşünülüyor. şu dediğinizde görünüyor burada. Bence yeriyle deseniz daha yaxşı olur izleyiciler için. Çünkü siz gösterdiğinizde bu da görünmüyor. Çünkü ekranı ben paylaşmışım. Aa.
Bəli. Tamam, Siz... ben o zaman ellemeyeceğim bilgisayara. Siz Tamam. diğer şeye de alın o zaman. Tamam. Tamam. Doğru mu? Aha. Bu da tabii ki Hunların biliyoruz ki halıları, keçeleri de önemlidir. Hunların dedim ya biraz önce aslında baktıkları evcilleştirdikleri hayvanın etinden, sütünden, kemiğinden yararlanmayı bilen muhteşem ustalardı. Mesela yünü şu şekilde ayırmışlardır. Çoğu sanat çalışmalarında yazar mesela yünü çeşitlendirmişler. Daha yumuşak ve açık renkleri elbiseler için kullanmışlar. Mesela onun bir orta halini ayakkabılar için, daha da şeylerini halılar, keçeler için, eğerler için, eğer örtüleri için kullanmışlar. Mesela soldaki tambur işi, bugün annelerimiz bilirler, zincir işi böyle sürekli iç içe geçer. Bir yastık kılıfı olduğu düşünülüyor. Diğer yan taraftaki de sağdaki de bir keçe. Bir de Çin araştırmacı, burada kalalım. Çin araştırmacı Dudo'ya göre de mesela bir gün İpek Yolu güzergahı üzerine Çinliler gitmişler. Çinliler de oradaymış ve Hunlar da gelmişler. Hunlar da dağlar kadar yığılmış bir sürü yün getirmişlerdi ve bu yünler de düşünebiliyor musunuz? Hani oradan da dağılmış. Yünü de eğirmekte, yünü de böyle çeşitlendirmekte iyi bir usta oldukları düşünüyor. Soldaki yine de bir keçe halı parçası. Sağdaki ise yukarıdaki mesela oyuk parçalanmış. Onun ok koymak için bir kese olduğu düşünülmekte. Alttaki de işte bir eğer örtüsü veya bir örtünün parçasıdır. Bakın nasıl renkli ve yine de hayvan uslubu dediği hayvan deseni yer almıştır. Diğer şeye geçebiliriz. Görsele geçebiliriz. Bunlar da işte Noi Nula 6. kurganlardan çıkan işte kaftanlardır. Birisi soldaki mesela kadına ait olduğu, bu da erkeklerin giydiği. Daha kısa sanki giymiş erkekler. Diğer görsellere de geçebiliriz. Kısaca bahsedelim. Sanırım benim zamanım da azaldı. Bu da gerçekten güzel bir görsellerden birisidir. Özellikle soldaki. Çünkü 2000'den sonraki bir çalışmadır. Yine de Hunların çok renkli bir kültürü olduğunu göstermektedir. Natalia Polosmak bu çalışmasında bu pantolon için vazgeçilmez asil kırmızı demiştir. Çok çok uğraşılarak bir araya getirilmiştir. Hatta ben diğer çalışmamda 18. yüzyılda Şuşa'da kadınların giydiğinden de bahsetmiştim. Burada Azerbaycanlı kardeşlerim bence tanıdık da gelmiş olabilir. Ayrı ayrı giyiliyor ayak ton diye. Yanlarında da altından böyle folyalar bulunmuştur. Onlar da muhtemelen kaftanın veya bir şeyin üzerine giyilmiş olabilir. Yine geçebiliriz. Diğer görsellerden de konuşalım. Bunlar ikisi de çok ilginçtir ki birisi Noyunula kurganı 6. kurgandan bulunmuştur. Diğeri ise İvolga bölgesinde bir mezar kompleksinde bulunmuştur. Şu soldaki gördüğünüz kemik broş. Her ne kadar broş kelimesi Fransızca olsa da baksanıza bir 3000 yıl evvel atalarımız yani daha doğrusu annelerimiz takmışlar yani. Bakın iğnesi de var arkasında. Bu tabii restore edilmiştir. Şu sağdaki ise yantar yani kehribar oluyordu. Tamam. Kehribar taşından yapılmış kehribar parçalarıdır. Aşağıda dikkat ederseniz bir kuğunun portresi var. O kuğunun portresi aslında koruma amaçlı yapılmış ama kurganda niye ne amaçla konuldu belli değil. Ama koruma amaçlı kuğu figürü önemli olmuş. Bu şekilde açıklamışlar bu portreyi. Yine geçebiliriz. Sanırım bitti. Bitti. Bel bitti. Bitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tamam. Biz teşekkür ederiz. Hakikaten görsellerle anlatmanız daha güzel oldu. Hem bizlerde bir tesevvür yarandı, hem görmediğimiz eksponatları o dönemin
Sanki bir seyahat elətdik. Çok sağ olun. Hem değerli vaxtınızı ayırdığınız için, hem çok maraqlı məlumatlar ve mühazirə için bir daha teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İndi istedim Cuma'da. Sabrınız için. Yok, estağfurullah hocam. Buyurun Cuma'da hocam. Sanki değil, tabii ki bir seyahat izledik. Öyle söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Çok ilginç programdı. Hatta Yüreğinize kendim sağlık. de Çok teşekkür. Evet. sağ olun, Buyurun. sağ olun, sağ olun. Ben kendim de Macaristan'dayken bir ara bir dilim sürtüştüm, ne oldu? Bir şey istedim. Evet. Magyar and Traditional dedim de onlar beni Evet. çok düzelttiler. Hungari diye de. Evet. Çok da mutlu oldum. Evet. Aslında öyle bir hata yaptığıma sonra sevindim, biliyor musunuz? Evet. Bu beni çok mutlu etti. Hem bir tarihçi olarak hem bir Türk kızı olarak. Evet, tabii ki çünkü bazen bazı şeyler olmazsa biz bu farkı bilmeyeceğiz. Mesela bizler ne diyoruz? Hunlar Evet. için, şey Macarlar için, işte bunlar bizim Hunlarla beraber Evet. kardeşlerimizdir. Evet. Dolayısıyla Hunok diyoruz onlara da. Halbuki Hunok demek onlarda kuman demektir. Kun Tabii. demek onlarda Hun, mesela Kunlar Hunok karıştırıyoruz ya. Kun Evet. kuman demektir, Evet. hunok hun demektir. Bunları bilmezsek detaylar biz onlara bir şey deyip onlara da evet evet derken biz kuman demiş oluyoruz. Onun için yanlış anlaşılmalara Evet. bu yol Evet. açıyor. Hun, Onun için aynen. Macaristan çok Hun. önemli. Evet. Evet, Macaristan çok önemli ve biliyor musunuz şu anda gerçekten Moğolistan'la Kazakistan bu konuda çok 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 iyi şey yapıyor. Evet. Yani Evet, benim evet. de hedeflerimden birisidir. Önce oradan başlamak, daha sonra da batıdan bir çalışmalar toparlamak. Çünkü çok önemli. Özellikle arkeolojisi. Dünya medeniyetinde gerçekten özellikle bronz sanatı dünya medeniyetinde şu anda önemli bir yerde. Ben Evet. okuduğum çalışmalar, incelediğim çalışmalara göre. Çok teşekkürler. Evet. Eyvallah, sağ olun. Sağ olun. Bu Ben ara herkese çok katılım teşekkür yaptılar. ederim dinlediği için. Seve seve. Buyurun efendim, sorular bölümüne geçiyoruz. Hocam Kadir Hanım soru sormak istemişti. Söz ona vermiştim. Buyurun Kadir Hanım. Öncelikle herkese merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Ben İyi akşamlar. İstanbul'dan katılıyorum. Gülruh Hocam Hoş ve geldiniz. diğer bütün hocalar, hepiniz hoş geldiniz sizler de. Gülruh Hocam çok dikkatli ve böyle zevkle ve heyecanla dinledim. Çok da güzel bir konuydu. Diğer konferanslarımız da gerçekten çok güzel geçiyor ama bugün de özellikle bir iki üç tane sorum var. Onları soracağım. Ama Buyurun. öncelikle Avrupa Hun Devleti'ne ve Asya, yani Asya Hun Devleti'nin geçmişinin de dahil beraber hem sanatı hem kültürü siyasi tarihle beraber çok güzel ifade ettiniz. Hani edebiyata, tarihe, her şeye dayandırıldı. Gerçekten çok teşekkür ederim konferans için. İlk sorum şu şekilde. Hatta bu ilk soruyu şöyle birleştireyim. 2, 3, 4 tane soru hazırlamıştım. Şimdi Asya Hun Devleti göçebe bir hayat benimsiyor. Hani hatta daha sonrasında tarımla da uğraşıyorlar, sulama kanallarıyla da uğraşıyorlar. Ama neden yerleşik yaşama geçmiyorlar? Birinci soru bu. Sonra diğer sorularımdan iki tane daha soracağım. Yani yerleşik yaşama geçmemelerindeki tek etken ya da başka etkenler. Gülür hocam, size nasıl? Bütün soruları sorsun Kadir Hanım sonda mı cevaplayın yoksa Sorayım. Yok yok, teker hepsini teker mi? sorsun bence. Tamamdır. Sorsun. Tamam. O zaman birincisi yerleşik yaşama neden geçmemişlerdir? Göçebe hayatı benimsemişlerdir. Diğer sorum Metehan. Çin'i neden kendi sınırlarına katmamıştır? Neden devamlı vergiye bağlamıştır? Aynı şekilde bu soruyla bağlantılı olarak şu da var. Yine Batı'nın hükümdarı Çiçi, kardeşi Hohan Yeh'in Çin'e bağlanma teklifini reddederek bunu gülünç buluyor. Bunun nedeni yine aynı şekilde Metehan'ın davranışıyla yine Çiçi'nin davranışı benzer. Bunun da hani sormak istedim, beraber birleştirerek bir soru halinde Çin'i neden sınırına katmamıştır? Ve yine kardeşi Hohan Yeh'in Çin'e bağlanma teklifini neden reddetmiştir? Diğer son bir sorum da şu şekilde. Kurganlardan bahsettik. Resim ve görsel olarak da gösterdiniz, anlattınız, ifade ettiniz. Bu kurganların yani kurganlarla ilgili sormak istediğim şu. Kurgandaki mezar taşlarının sayısı ile ilgili bir bilgi daha önce almıştım. Yine işte kahramanların özellikle mezar taşları öldürdüğü sayıyla, işte mesela öldürdüğü düşman sayısıyla ilişkisi var mıdır? Hani diyelim ki her bir kahramanın kurganın başında mesela diyelim 10 tane mezar var ya da onda 5 var, 3 tane.
Yani böyle sayıların yani onun öldürdüğü düşman sayısıyla herhangi bir ilişkisi var mıdır? Sorularım bu şekilde. Çok teşekkür ederim. Şöyle Yani biraz bana siyasi tarihle ilgili soru sordum Mete ama Han'ın şunları söylemek. Buyurun. evet. Bu arada biz Göktürk döneminde daha çok ikincisinden başlayayım. Daha çok beni şey yapan, benim aslında alanım siyasi tarih değil de. Şöyle biz Tun dönemi bu sanatları incelediğimiz zaman bir heykel yok aslında. Mezarlarında da bir heykel yok. Mezarlarında işte çeşitli maddi ürünler var ve şey yok, başka bir şey yok. Ha, şöyle Yolga'da sadece böyle yine de aynı şekilde bir kuklalar varmış. Onlar da hani kukla adı verilmiş onların da. Onu da Lidya Saharovskaya açıklıyor. Yani küçük küçük böyle bir kuklalar var. O kadar. Başka hani heykel görülmemektedir. Aslında daha çok biz heykeli Göktürk döneminde görüyoruz. Ha, bir heykel var. Bir heykel var. Onu da Yiçi'nin kardeşi yani torunu daha doğrusu Mete Han'ın savaşı hatırlarsak eğer Çin prensleri bir dönem Çin'de şey tutuluyor. Yani esir tutuluyor. Orada bir tane altın bir heykel var. Bu altın heykelin birçok hikayesi de vardır ve bu altın heykel keşfedildiğinde de aslında yine de Çin'e mal edilmeye çalışılmıştır. Fakat üzerindeki kıyafet ve Hunların bronz, gümüş, altın işleme ustalığına da bakılınca aslında kuzeye yine de kuzey göçebelerine ait olduğunu birçok kez belirtmişlerdir. Sonu yoktur yani. Bu altın heykelin de genç yaşta ölen bir prens için anne babası Hun prens için yapıldığı düşünülüyor veya bir kutsiyet atfedildiği düşünülmektedir. Ben heykel konusunda size sadece tatmin etmeyebilir sizi cevabım ama bunu diyebilirim heykel konusunda. Estağfurullah. Sonra Estağfurullah. gelelim diğer konuya. Şimdi tabii siyasi tarihi şey yapmıyorum demekle bundan kaçınılmaz. Bozkır. Sonsuz bir hürriyet. Sonsuz bir hürriyet. Hatta Şici de kaynaklarında şundan bahsetmiştir. Yani şehirleri sevmezlerdi. Yine de konar göçer hayatını devam ediyorlardı diye. Ha bu arada göçebe dememiz bu arada hatalıymış. Konar göçer demek gerekiyormuş. Konar göçer kontrollü göçü ifade ediyor. Göçebe kontrolsüz ifade ediyordur. Düzelteyim bunu da. Çünkü ben hocalarımdan bunu öğrenmiştim. Onu da düzeltmek istedim. Sonsuz bir hürriyeti ifade ettiği için ve başta da dediğim gibi neden Çin'i katmadı? Bir kere bambaşka bir kültürler, her ne kadar birbirinin kültüründen etkilense de, ben yine şahsi fikrimi söylüyorum, biraz da kaynaklardan siyasi tarihini incelediğim kadar söylüyorum. O hürriyetini kaybetmemesi için ve alışılmış bir şey vardır ya, konar göçer yaşamak. İki tane mesela işte yazlık, kışlık ve aslında siyasi değil, psikolojik bir şey var, korku var, dikkat ederseniz. Bu da bence son derece bir stratejist bir harekettir. Böyle Biraz açıklayabildim. da biraz da asimile olmamakla alakalı o zaman, değil mi? Evet, Hürriyet. o da var. O da var. Aynen, o da var. Biz asimile kısmına gelince şöyle bir hoşgörü var. Dikkat ederseniz ki bugün de mesela bugün de haberlerde baktım da Karabağ konusunda değinmeden edemem. Orada yaşayan başkalar da var mesela, değil mi? Ama onların gitmesine gerek yok dendi. Bakın mesela Mete Han döneminde de bakın bir sürü yer fethedilmiş. Başka bir medeniyete bakın fethedilince Hititlerden başka herkes kendi kültürünü ve kendi inancını uygular, değil mi? Ama Hititlerde mesela başka bir tanrıları vesaire kahramanlar içlerine alarak geniş bir panteon yaratmıştır. Hatırlarsak Hitit tarihinde. Aynı şey bence Hun tarihi için de geçerli. Onlar kendi konar göçer oturaklı hayatı da birbirine karma yaparak mesela müthiş bir rengarenk. Mesela bir mor renkse onu bir renkli bir kültüre dönüştürmüşler. Evet biraz asimile meselesi var. Bir de karma. Teşekkür ediyorum.
Çok Ben sağ teşekkür olun. ederim. Kadire Hanım, maraklı sorularınız için. Gülür Hocam, bir daha teşekkür ederim değerli bilgileriniz için. Çok sağ olun. Evet. Evet, Evet. vergiye de Şu... bağlamıştır. Bu da ayrı bir konu. Evet, vergiye vermesini, çok vergi hakkında konuştum ama vergiyi unutmuşum söylemeyi. Evet. Başka soru sormak isteyen. Ben bu arada bir şey daha söyleyecektim. Bu Güler Hocam'ın kadar güçelik konusu çok önemli. Çünkü dediğime göre şimdi belli bir zamanlarda bir yerler kurulduğu zaman mecburi göç dediğimiz orada biz sadece göçer oluyoruz. Yani direkt ve çünkü bir yerden bir yere gidip artık gidiyoruz yani terk ediyoruz. Ama %90'lık bölümünde onun için Gülru Hocam altını çizdi. Burada dikkat edelim. Konar göçer olmaz. Planlı, projeli bizim Toros Dağları'nda yani geliyoruz Mersin'den, Adana'da oturuyoruz. Bu arada Kadriye Hanım sorusuna cevap veriyorum. Biz aslında yerleşiyiz. Mesela Toros'ta, Toroslar'da, Adana'da, Mersin'de fakat yaylalara çıkmak zorundayız. Hayvanlarımız var. Dolayısıyla konar göçer belli bir yerde dönüp dolup dolaşıp yine aynı yerlere gelmek. Burada Gülür Hocam'ın dediği bölüm o. Yani konar göçerlik belli planlı projeli iki araziye de sahip olup ikisinde de yerleşik olmak ama mevsime göre yer değiştirmek. Diğeri bir yeri terk etmek ve tamamen gitmek ki o da var, bunlar da var. Yani her zaman terk ettiğimiz yerlerde zaten yerleşik birileri kalmış ama hayvanlarımız gereği atlar nereye koşuyorsa gitmek zorunda kalmışız. Anadolu'da daha çok yerleşik olarak görüyorum. Trakyalıları, İskitleri başlangıçta öyle görüyorum. Ama sonradan İskitler'de Hindistan'a doğru mesela göçerken bu sefer tamamen göç etmek zorunda kalmışlar. Göçer olmuşlar. Onun için şeyde Pakistan'da mesela paraları var bende. İngilizler kuç diyorlar, bizler koç diyoruz. Gujarat, Köçerat, köçerleri bizzat yerinde gittim, inceledim, gördüm. Hala torunları aynı sistemle göçerler, giderler, gelirler. Gücenet adı zaten koçarlardan da gelir. Akunların devamlarıdırlar. Çünkü Akunların başkenti Keşmir Muzafferabad'dır. Yerine kadar gittim gördüm. Yani yerleşik de olmuşuz. Ama o göçer de olmuşuz. Konar göçer ama özümüzdü. Çünkü hayvancılık bizde çok öndeydi. Onun için altını çizdiniz. Teşekkür ederim. Kadriye Hanım bile kaplanlar gibi bakışları not aldılar. Hemen bakın 4 soru çıktı. Tahmin ettim. Evet, Gençleri tebrik ederim. ben çok mutlu oldum sorularına, fakat Evet. eksik cevap verdiğimin de farkındayım. Estağfurullah. Ne yaparsak yapalım, ne yaparsak yapalım bunları yeteri kadar anlatamayız. Onun için eksiği tamamı Ha yok bu evet, işin. orası öyle. Elimizden geldiğince. Hocam Arazgül Hoca soruya cevap vermiş, onu okumak isterim. Daha sonra Muhammed Emin Kocak Bey söz istemiş. Evet, Hunlar kent evet. Çinliler nüfusuna katmamıştır. Sadece vergi bağlamıştır sorusuna ben cevap vermek isterim. Çinliler günümüzdeki gibi o dönemlerde de kalabalık bir nüfuza sahipti. Mete Han akıllı bir serkerde olduğundan Çinlerin nüfuzuna katarak Çin nüfuzu arasında bu milletin içinde eriyip gitmemek içindi. Bunun Evet, örnekleri Orta Çağ evet. döneminde de önemli örnekleri vardır. Moğollar bunun bir nevi örneğidir. Ha, Arazgül ablama da Emin Koçak'a da çok teşekkür ediyorum. İyi oldu. Ben de Eklediler. teşekkür ederim. Benim Buyurun. eksiklerimi sağ olsunlar. Muhammed Emin Bey, buyurun. Söz sizlerde. Öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Sesim net İyi ulaşıyor mu? akşamlar. Belli hoş Ulaşıyor. geldiniz. Evet. Evet. Anar hocamıza ve Cemalettin hocamıza böyle konferansları düzenledikleri için, tertip ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Gülru Hanım'a da verdiği bilgiler için teşekkür ediyor ve tebrik ediyorum. Bilgilerinden istifade etme fırsatını yakaladık. Benim iki eklemem olacak müsaadeniz olursa. Lütfen. Birincisi bu Mete Han döneminde bu bizim bildiğimiz ondalık sistem, askeri sistemin biz genellikle hani onun döneminde ortaya çıktığını veya bizzat onun tarafından ortaya çıkarıldığını ifade ediyoruz ama son zamanlarda buna ben de daha yeni denk geldim esasında. Bu askeri teşkilattaki işte yüzlük, binlik, onluk, 10.000'lik ya bu sistemin Persler yani Ahemenişler döneminde de milattan önce 6. ve 4. yüzyıllar bu dönemde de olduğuna dair muhtelif kayıtlara denk geldim. Bunu ifade etmek istedim. Yani Mete Han'dan önce de bunu kullanan bazı devletler olmuş. Ki nitekim tarihte bilebildiğimiz kadarıyla ilk düzenli ordu da bu yine
Hani Mezopotamya işte veya Orta Doğu dediğimiz o bölgede ortaya çıkıyor bu Akatlar şey döneminde. Yani bu iddiada şey yapılabilir Evet. düşüncesindeyim. Bunu paylaşmak istedim. İkincisi ise bu Hunların, tabii Hunlar benim uzmanlık alanım değil. Ama sadece ufak bir bilgi ifade etmek istiyorum. Bu konar göçer olmaları, bu insanların hani hiç böyle bir yapı taşı meydana getirmedikleri anlamlarına Tabii ki. gelmiyor. Yani Tabii ki. Hun Gelmez. şehirleri var. Bu Evet. Selenge'de, bu Moğolistan'da arkeolojik kazılarda bu tarım malzemeleri bulunmuş bir şehir kalıntıları var. Yani ya bu insanlar evet bir konar göçer hayat sürüyorlar ama yani böyle sadece bir çadırda da Yok kalmıyorlar. yok Mabetleri var, yok. tapınakları Asla. var, bir Başta şehir hayatı bahsetmiştim. var bunlarda. Var Tekno var. hocamdan bahsettiği gibi bunları eklemek istedim. Çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Aslında geniş bir kapsayıcı konu. Bu ayrı bir başlık altında çalışması gerekiyor aslında Hun mimarisi hakkında. Sadece hani biz umumi olarak şey yaptığımız için böyle kısaca bahsettim. Dediğiniz gibi evet özellikle Kalaş Torna'yla Sultanahıf'ın Türk'ün 3000 yılı çalışmasında sizin dediğiniz sevgili Muhammed Koçan dediği hani bilgiler mevcuttur. Onu ben unuttum söylemeyi ama eklediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Muhammed Bey. Bir daha teşekkür ederim değerli hocalarımız. Sual vermişler. Baba Babazade sual vermiş. Hocam Hunların bayrağında olan ejderha ve sarı rengin olması hangi anlama gelir? Ha, bu aslında ejderha var ve sarı. Bu sarı nehir ve ejderha aslında hani Çin motifi ya. Çin motifi olarak karşımıza çıkıyor aslında ejderha. Ben bayrakları konusunda hiç hani şey yapmamıştım. Nasıl desem? Bir ipekten bir parça vardı. Onun bayrak olabileceği hakkında bir çalışmada rast gelmiştim. Ama onun da pek üzerine gitmedim. Fakat şöyle bir şey diyebilir miyim? Yine kendi alanından, çalışma alanından bir örnekle gideyim maalesef. Tatmin etmeyebilir. Şöyle bir taç bulunmuştur. Özellikle de Çin sınırında bulunmuştur. Onu hatta Çinli arkeologlar sonbahar, ilkbahar diye ayırmışlardır. Orada parçalanmış firuze taşı ve altından bir taç bulunmuştur. O taçta şöyle iki halka geçiyor. Birinin tam ağzında halkanın ejderha var, diğer halkanın üzerinde de kurt var. Daha sonra onun üzerinde mantar var, onun üzerinde de firuze taşından başı firuze taşından yapılmış bir kartal var. Bu ortak bir motif olabilir mi demek istiyorum. Peki sevgili Babazade'ni çok şey yapmayabilir bu verdiğim örnek. Ben hakikaten mavi zaten hani işte sembolik bir renk ama hani neden ejderhanın olduğunu hep bana da bir soru işareti olmuştur. Öyle bir şey yapabildim. Yani bu bir ortak hani şeydir. Çünkü o yer küresinin üzerinde de bir kartal var. Bu da Türk sembolü, kurt da Türk sembolü ama en altta da ejderha var. Bu bir ortak sembol herhalde. Doğu, Batı ve Çin sentezi gibi. Şimdi ejderha hep tartışılıyor zaten. Denildiği gibi bir Evet, bakıma ejderha çok tartışılıyor. Ne Çin'i anlama geldiği temsil etse aynen. de yani bizim mesela toprağımızı aldığımız zaman biz mesela Rum toprağı diyebiliyoruz Anadolu'ya Rum toprağı derken Rum Selçukları derken Selçuklar Rum olmuyor. Dolayısıyla bir yerin simgesini aldığımız zaman o simgeye belki Evet. de hakimiyeti gösterir. Çünkü sarı zemin merkez demektir. Türklerde renkler çok yönü gösterirler. Evet, Akunlar, evet, mesela evet. Ha, o da sakalara var. bakıyoruz. Evet, Kıp evet. sakalar, kırım sakalar, olarak kırım çak diyoruz. Halbuki kırım sakaları mesela kıp kırmızı demektir. Kırmızı sakalar veyahut da dediğim gibi mesela Evet, hala evet, evet. Akunlar Kızılırmak mesela. Bakın hani Güney'de olduğu için doğru, tabii doğru, yön sarı doğru, merkezdir. doğru. Dolayısıyla Çin'le Aynen. ilişkili
Çin'in sembolü olduğu tartışılıyor ki doğrudur ama aynı zamanda biz de o sembolü almış olabiliriz ama ille de pozitif anlamda değil. Yani bu sembolü merkezimize aldık. Dolayısıyla hedef aldık da olabilir. Bakıyoruz Uygur bayrağına kadın erkek yan yana. Burada bir mesajlar veriliyor. Olabilir ama bu tartışmalıdır. Fakat sarı renk kesinlikle o merkez demektir. Onu unuttum söylemeyi. Aydın oldu. Çok sağ olun. Cem Aydın hocam, anladığım kadarıyla daha sorular ve fikirler yoktu. Onun için istersen size şey tanıtım bölümüne geçelim. Daha sonra Tamam. Eğer şeyler yoksa tabii ki seve seve. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Gürül hocam Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. ben de O zaman eksiğiyle şöyle kusuruyla diyeyim. özür dilerim. Estağfurullah, estağfurullah. Çok güzel bir program oldu. Ben kendim çok yararlandım. Bir de tarzınız, anlatımınız, sunumlarınız renkliydi. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bugün de Nevruz Memedov İnkılapoğlu'nu ele alacağız. Ruhu şad olsun. Annesi Amin. Şefika Memedova Hanım'ı hep tanıyoruz. Zaten hep aramızda programlarımızı izliyor, katılıyor. Onu da buradan selamlıyorum. Nevruz Memedov Sumgayıt şehidimiz oluyor. 20 Mart 1991'de Sumgayıt şehrinde doğdu. Nevruz evin son beşiğiydi. Kendisinden büyük ablası Arzu ve kardeşi Royal var. 1997 yılında Sumgayıt şehrinin Hacı Zeynel Abidin Tağıyev yerleşimindeki 6 numaralı ortaokulun 1. sınıfına gitti. 2006 yılında bu okuldan mezun olduktan sonra aktif askerlik görevine başlayana kadar Colgate şirketinde çalıştı. 21 April yani Nisan 2010 tarihinde Sumgayıt şehri askeri komiserliği tarafından aktif askerliğe çağrıldı. Ve yemin törenine kadar 3 ay boyunca Gence'de bulunan en nolu askeri birimde görev yaptı. Daha sonra Goranbay ilçesinin Ağaca köyünde bulunan en nolu askeri birliğin karargah birliğinde görevine devam etti. Aktif askerlik görevini Ekim 2011'de tamamladı. Maxse askeri birlikte çalışana kadar hiçbir yerde çalışmadı. En nolu askeri birliğinde şoför olarak çalışmak için başvurdu. Askerliği bitirdikten sonra yapılan başvuruya olumlu yanıt verildi. 1 Apr. 2014, 27 Apr. 2014 tarihleri arasında Nenolu Askeri Birliği'nde sürücü uzmanlığı konusunda tam bir kursu tamamladı. Sınav komisyonunun 5 Mayıs 2014 tarih ve 3 sayılı kararına göre sürücüye ilk askeri yeterlilikte 3. dereceyi verildi. Maxse'deki görevi süreci boyunca Nevruz Memedov sosyal ve politik etkinliklere ve askeri tatbikatlara katıldı. 9 Mayıs 2015'te Moskova'da Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın 70. yıl dönümüne adanın askeri geçiş törenine katıldı. Askeri geçiş törenine katılımı nedeniyle kendisine Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı madalyası verildi. Bu hayatta en çok asker olmayı sevdi. Hatta askeri birliğe katıldığı için iki kurban kesmişti. Karabağ Savaşı yani 27 Eylül 2020'de başlayan Vatan Savaşı'na dahil oldu. Hocabend ilçesinin Fuzuli yani Gargabazar, Cebrail, Gubatlı ilçeleri ve Hadrut yerleşimi Tuğ köyünün işgalden kurtulmasında kahramanlık gösterdi. Fuzuli ilçesinin Gargabazar köyü için yapılan savaşlarda ağır yaralanan Nevruz, 24 Ekim 2020'de Fuzuli ilçesindeki askeri hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. 25 Ekim 2020 tarihinde Sumgayıt Şehitler Hiyabanı'nda toprağa bastırıldı ki ben oraya geldiğimde de ziyaret etmiştim. Oraya tek tek mezarları hep gezdiğimde orayı da ziyaret etmiştim. Şehadetinin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in kararnamesiyle Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün sağlanmasına yönelik askeri operasyonlara katıldığı ve kendisine verilen görevleri yerine getirdiği için Nevruz Memedov Vatan Madalyası, Hocavend'in kurtuluşu için, Fuzuli'nin kurtuluşu için ve Laçin'in kurtuluşu için madalyalarıyla ödüllendirildi. Kendisi nişanlıydı. Şehidimiz Nevruz Memedov'u ve onun nezdinde tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Hepsinin ruhu şad olsun. Yüce Rabbim hepsinin yakınlarına sabırlar versin. Aziz ruhlarına salavatlar getirip bir Fatiha hediye edelim lütfen. Onun için Allah'a salli ala seyyidina Muhammed'in ve âli seyyidina Muhammed hepsinin ruhları için lillahi Fatiha. Yattığı yer incitmesin.
Amin. Bildiğiniz gibi hep bir şehidimizi alarken hepsini almış oluyoruz. Çünkü şehitlik mertebesinde olan hepsini bizim için değerleri çoktur. Evet, annesiyle görüşelim buradalarsa anacığım. Ya, Hayırlı hoş akşamlar gördük, Şefika hoş Hanım. gördük. Rahmanı söyleyin. Nedensiz? Sağ olun, teşekkürler. Sizleri Rahmanızı gördük, tutuyorum. daha iyi olduk. Eyvallah. Ben de sizi gördüm, çok şad oldum. Çok sağ olun, çok etraflı malumat verdiniz. Çok sağ olun ki Borcumuzdur. şehitlerimizi bile tanıtırsınız. Yüzü bizim için ağır olsa da, evlat hasreti çetin olsa da çok gürür vericidir. Ama Fahreliydi şehitlerimizin. bugün başka gülüyoruz değil mi? Çünkü Karabağ Allah'ın izniyle bakın son noktayı vurduk ve orada işte sizlerin evlatlarınızın barışı için gülerek anlatın. Gülerek alalım. Buyurun. Gurur verici de hakikaten de. Hem işte bizim torpaklarımız işgal olup geri kaytmayıp da. Ancak birinci defadır ki bizim torpaklarımız özümüze kaydır. Öz oğullarımızın sayesinde, kahraman oğulların sayesinde. Allah bütün şehitlerimizin ruhu şad eylesin, yerin cennet Amin. mekan eylesin. Megamların Allah yanında daim ucu. Siz de çok sağ olun, var olun. Şehitlerimizi her yerde tanıtırsınız. Allah sizleri var eylesin. Soma Cümlemiz. koşulan bütün analara sabır diliyorum. Allah cem şehitlerimizin mekanı cennet eylesin. Hakikaten de Nevruz gurur verici oğluydu. Ne diyeyim? Çok sağ olun, var olun. Allah sizi var Şefika eylesin. Hanım, diyecek o kadar çok şey var ki biliyorum öyle dolu dolu olmak ama hiçbir şey demenize gerek yok. Niye? Çünkü şehit kelimesini anlatmak için var ya, Kur'an'daki o ayetleri ele alsam makamları, yerleri, ne manaya geldiğini onu zaten Allah onları anmış. Onun için bütün her zaman anlıyoruz. Sizleri çok iyi anlıyorum. İnsanın o evlat hissi var ya, onun için sizlere sadece o özlemek, tamam orayı anlıyorum. Onun dışında Allah'ın izniyle sabır göstererek var ya, hepiniz birer kahramansınız. Zaten nur yüzlerinizden bunlar okunuyor. Hepinizi tanıyorum, görüyorum, biliyorum. Melek Hanım'ı görüyorum buradan, Murtuz Bey'i görüyorum. İlhame Kuryeva Rusya'dan katılıyor. Yani bakın, sizlerin evlatları sayesinde bakın nerelere geldik değil mi? İşte Allah'ın seçkin kullarısınız. Siz de evlatlarınız da. Onun için diyecek o kadar şey var ki susmamız bile çok şey anlatıyor. Danışmak. Evet Allah. Sağ olun. Sağ olun. Çok sağ Evet olun. Allah razı anacığım. olsun. Eyvallah. Cümlemizden. Baş tacısınız. Amin. Amin. Çok sağ olun Şefkan Hanım. Teşekkür ederim. Bir daha Allah razı olsun. Allah bütün Siz de şehitler. sağ olun. Çok sağ olun. Ana olun. Var olun. Allah kömeğiniz olsun. Allah razı olsun. Oldu. Gürül Hanım, son olarak sizden söz alalım. Daha sonra bitire. Hocam. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çok beni en çok mutlu eden demek istemiyorum. Bu kahramanlarımızı anmak bu en iyi tarafıydı diyeyim. Hayat devam ediyor. Çok kolay söylemek ama sanırım devam ettiren şu mu acaba? Hani bir daha onlarla yaşanacak olanları bir daha yaşamamak mı devam ettiriyor? Bunlara ne iyi gelecek bir kadın olarak, bir şey olarak yani bir binbaşı torunu olarak onu diyebilirim sadece. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sabrınız için ayrı teşekkür ediyorum. Tüm annelerimizin elinden öpüyorum. Bu kadar bugün. Eyvallah. Hoşça kalın. Çok çok teşekkürler. Eyvallah. Baba Babazade'nin sözüyle gene son vereceğim. Diyor ki bizim vatanımız daha birçok asırlar yetiştirdi. Gandere Hanım'ı buna örnek vermiş. Hakikaten de Gandere Hanım da öyle bir örnekti. Onun için şehidimiz Nevruz'dan bütün şehitlerimizi, Gandere Hanım'la da o şehitlerimizi seven ve dava için her zaman bayrağı en ileriye götüren bütün kahramanları rahmetle anıyoruz. Akşamınız hayır olsun. Almanya'dan selamlar, hayırlı akşamlar.